Of, çok heyecanlandım. Bu sesi duymayalı çok uzun zaman olmuştu. Dıt sesini. Bir dakika. Saniye bekleyin. Tara, biz beraber geçeceksek hemen gel buraya. Çünkü çıkacağım ben. Dilek'le ayrı gideceğiz. Arkadaşlar nasılsınız? Of. Gerçekten çok heyecanlandım vlog çekeceğim için. Sanki her şey yeni baştan başlıyor gibiyim. Arkadaki ses bile umurumda değil şu an. Ofisin güvenlik kameraları takılıyor anlık olarak. Size her şeyden bahsedeceğim. Çok uzun bir ara verdiğimizin farkındayım. Çok değiştim bu arada. Tüm bu ara boyunca size nelerden bahsedeceğimi düşündüm. Bir ay boyunca falan. Çünkü aslında bir ay bile değil, daha fazla. Ev turu sayılmaz herhalde. Orada sohbet edememiştik. Gerçekten çok uzun bir süredir ayrı kaldığımız için size anlatmam gereken çok fazla şey birikti. Beni çok özlediğinizi düşünüyorum. Ben sizi çok özledim. YouTube'a video çekmeyi de çok özledim. Geçenlerde bir tane mesaj gördüm. Çok üzüldüm. Sen bizi sadece reklam için kullanıyorsun. Çok uzun zamandır video koymuyorsun ve bizi kullanıyorsun falan gibi bir DM aldım. Allah esirgesin. Gerçekten böyle laf edilir mi bana ya? Yemin ediyorum size, sosyal hayatım olmadığı için hani değil bir selfie çekmek, yani reklam dışında hiçbir görsele sahip olmadığım ve hayata sahip olmadığım için yani sadece reklamlar üst üste geldi. Çünkü gerçekten yaşamak bu değil. Karşıda Lokanta diye bir restoran var. Oraya gideceğiz ve yemek yiyeceğiz. Eğer hazırsanız hemen çıkalım. Tarık yukarıda elimiz stüdyoda. Onu da alıyoruz ve hemen yemeğe gidiyoruz. Çok sinirim bozuldu arkadaşlar. Tarık'a araba aldık biliyorsunuz. Tarık'ın bu kapıyı açması bile asabım. Arabayı götürüyormuş duydum. Biraz dur. Neydi bu, Ladybug? Küçük Uğur böceğine biniyorum. Daha ne olsun Tarık'cığım? Kocaman araba. Adam ona çok bile. Ay. Dur bakalım. Ay. Hayırlı olsun bakalım. Üst açayım ister misin? Yok. Açayım yolda açamıyorum. Güzel. Hayır istemiyorum. Ben öyle geldim. Ay Tara çok sinir bozucusun. Senin gerçekten ay, çantı. Her şey çok kötü gidiyor. Gerçekten her şey şey gibi. Allah'ım sensiz. Küçük insan arabası gibi. Şair köyü küçük bagi. Artık bindin işte. Ha, benimki de kocaman olduğundan değil de arkadaşlar, araba Tara içine görünce çok sinir bozucu oluyor. Burada bir şey. Bir şey söyleyeyim, onu niye öyle oldu biliyor musun? Ben basamıyordum. Sonra anahtarı arasına soktum onu, tamam mı, basılmayınca. Ben arabayı kırdın yani hemen. Ama çalışmıyor. Hadi artık gidelim. Evet. Kemerini taktın inşallah. Dur takayım bir dakika. Bak, arkadaşlar. Şu konuyu uyarmak istiyorum. İlk arabayı aldığım zaman annemle bu garajdan çıkarken bak demiyoruz. Böyle şeylere çarparken egzajer etmiyoruz. Ama bazen değebiliyor. Bir saniye. Tamam, şimdi düz çıkıyoruz. 25 metre geri. Bunları öğrendik. Uçuş hazırım. Şu Alfa Romeo'nun ön kasayı almadan çıksak bari. Sus. Onlar da öyle park etmeseymiş. Arkadaşlar 3 gün oradayız. Yemin ediyorum. Bakın size yemin ediyorum, deveyle gitsem. Abi bir tane daha hamle. Bir dakika, lazım. Riski atmayalım. Tamam. Benim arabam da kutsuda arkadaşlar. Ne kadar mantıklı bir hareket bilmiyorum. Şimdi üstü açacağım. Hayır dur tane açma şimdi, bekle. Tamam abi, alıyormuşum. Şey. Ay. Yavaş, her şeyle konuşacaksa tamam, işimiz şey olursa ben kullanırım. Arkadaşlar ne kadar mantıklı bilmiyorum ama ben de arabamı değiştirmek istiyorum. Ay teyzeyi aldık valla. Ay teyzeyi yan koltuğa aldık. Ben de reis. Geç. Kedi var, kedi. Sen de reis diyor. Tamam dur. Ben çıkacağım. Şimdi bak el kol yap. Dur, dur abi. Valla senin bir parçanı bile ödeyemeyiz. Tamam arkadaşlar. Wow. Daha açılacak. O parça açılıyor. Bacım. Neyse, ben arabamı değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. Çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. %180 ÖTV olduğu için beğendiğim araba sallıyorum. Sallıyorum şu an. Öyle bir para olduğundan değil. Atıyorum 800-900 bin liraysa arabanın kendi fiyatı 200 bin lira. Bu da beni almaktan vazgeçiriyor. Arabamı satışa koyacağım yakın zamanda ve satacağım artık. Yani değiştirmem gerektiğini düşünüyorum. Anneme araba aldık. Tara'ya araba. Tara biraz soğuk bu arada. Değil ya. Tara'ya araba aldık, anneme araba aldık. Sıra benim arabamı değiştirmekte. Bakalım inşallah. Sıra yaptırır mısın? Çok güven. Şey, haritayı aç bari de. Ben mi açayım? Kusura bakma, sen niye böyle yaptın? Geçen ben karşıya geçtim. Dönerken dedim ki lan ben bugün köprü bir kere gördüm. Nasıl geçtim ben karşıya? Nasıl yani? Köprü hiç görmedim. Avrasya'dan falan mı geçtin? Hayır. Arabalı vapura bindim ama sonra tek
tekrar bindim. Yani geri döndüm. Neden arabalı mı? Bilmiyorum. Çünkü navigasyon beni oraya yönlendirdi ve her şey için çok geçti. Arkamdakiler korna çalınca ben de bir anksiyete tuttum. Dedim ki neyse binelim bakalım. Ay ben okula giderken o kadar çok haremden arabalı vapura biniyordum ki. Ay, bir daha hiç bilmedim sonra. Arabam o yüzden neyse şu an Kutlu'da. Arabamın lastiğinde bir sıkıntı vardı. Bu arada bir tık kazalı da arabam. Satın almak isterseniz. Birazcık kazası var. Çünkü ben arabayı hani dandun kullandığım için. Ama yaptırdık yani, bir sıkıntı yok. Kutlu işte benim arabamı yıkatıp fotoğraflarını çektirip aman arkandakine çok dikkat et, pahalı bir arabaya benziyor çünkü. Önümdeki de geç. Tamam sen boş ver git. Sağa geç istersen yine de. Arabamı yıkattırıp fotoğraflarını çekecekti Kutlu, sonra satacaktık. Tabii şimdi piyasa çok durgun. Satılır mı arabam hiç bilmiyorum. Tarih herhalde Avrasya'dan gideceğiz canım. Arabada HGS yok bu arada, ben onun cezasını öderim. Buradan girecektik ama artık çok geç. Herhalde ileriden gireceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Sadece birazcık bir tık daha yüksek bir araba istediğime karar verdim. Hani çok böyle jip jip olmasa da zaten şu an jip alamıyor kimse. Fark ettim hani 2010 model falan istiyorsanız böyle 1 milyona falan var. Hani aklınızda olsun 2010 model böyle. Ama hani böyle iyi bir şey yani böyle binilebilir makul bir şey isterseniz yok. Ayırdığım bütçe hiç az buz bir bütçe değildi arabaya. Çünkü ben de gelen parayı genellikle hep işime yatırdığım için çok fazla böyle elimde para tutamıyorum. Dedim ki yani alayım bu sefer yani. Bir araba değiştireyim. Ama alacağız. Herhalde alırız yani. Yakın bir arabamı satayım da bir. Şurada 8 tane şube açmışım. Bir tane araba alayım yani. Değil mi Tara? Ladybug. Beni meşgul etme. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Çok konuştum. Bye. Evet geldik işte. Sosyaliz artık. Miren. Miren sen oradaysın. Miren yani benden çok hafif. Bu kadar farklı. Sen bir Miren ne içeceksin? Kakavya. Kakavya nedir? Kakavya. Bu değil mi? Kakavya. Kakavya. Bayılırız güzel bir yerdeyiz gerçekten. Şöyle. Ben de tripim ne oldu? Pardon. Ay utanıyorum artık çekerken insanlar. Uzun zamandır çekmiyormuşum. Bu musluk nedir hala? Şöyle bir şey içiyorum arkadaşlar. Yemin ederim insanlıktan çıkmışım. Nasıl davranacağımı unutmuşum. Çok heyecanlandım böyle bir sunum görünce. Kibitçi kız Miren. Annesi de hamamı çekiyor. Hamamı çeksin. Dilek benim çantamı takmış. Zeytin çorbası. İzmir çamur peyniri üstünde bir de zeytin reçeli. Aa Tara. Ben bu sabah Merve'nin aldığı ekmeğe bir tane bitirdim. Yani çocuklar gelmeseydi keşke bir yaş sınırı olsaydı. Ben de gelemezdim. Yeni kokteylime geçtim. Arkadaşlar ben acıdan nefret ederim. Acının her türlüsüne karşıyım fakat buna çok az acı koyduklarını söylediler. Bir bakalım. Hayır çakmak sende kal. Hayır onu demiyor. Onu demiyor. Evet. Yeterince az. Ben de tadına bakabilir miyim? Gerçekten tamam, çok az koymuşlar arasını. Bayıldım. Sen mi istedin? Tam bu işte. Aha, ben az istedim. Neden? Çok acıymış. Bu hastayken içilen bir şeye benziyor. Acısını. Bu çok güzelmiş. İsterseniz bakın diyeceğim de boş ver. Ama kıvırma. Bak bak nasıl bakıyor. Kısa kıvırma. Ben nereye bakıyorum? Sınırda alman mı? Vallahi 4 tane var. Keşke verebilsem. Ucuz muydu niye? Keşke verebilseydim. Çatalımı uzatıyor bir de. Bozuk yok maalesef. Tamam. Mine gitti. 3 tane kaldı. Eşim mentor sandık. Katreber o zaman geri. Katreber o zaman geri. Yo 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 yo. Ben her şeyin ayrıldım. Haydi çocuğa sarı çiçeğini tamam yeter. Yenebilir çiçekler. Romlu lokma. Romlu lokma. Acı da şey. Leblebi crumble. Leblebi crumble. Asıl olsanı mı bırak? Ama sütlü Nuri'yi. Aa burada bir sütlü Nuri çıkardı. Dilekçim afiyet olsun sütlü Nuri. Sütlü Nuri'cik. Lokma alkolüymüş. Çocuğa veremiyorum. Kıyamet kopuyor. Miral. Bakardili o lokma güzelim. Bakardi. Tamam mı? Yok. Hamamın içinden restorana giriyor arkadaşlar. Çoraplarım da burada gezmek. Kız. Senin sabunların nerede? Ben çıplak yere basmak istiyorum. Sabunlarını mı unuttun? Hayır ben Dileğinki bende. Seninki nerede? Ben o zaman unuttum. Nerede ver hani? Neyse çok önemliydi benim için gerçekten. Bunlarımı çıkartıp yere bastım. Biraz ayaklarım. Ben yıkanmıyorum zaten aldım. Zaten sen değil stiletto giyiyorsun. Ben hamama gidiyorum. Yani istersen şey yap. Bir çıkartayım da basayım. Azıcık daha burada oturalım bacak. Neyse diyor daha bir rol çekimiz var. Çünkü var ya ayaklarım öyle böyle. Rezil olduk ya. Çıkartamayacağım şimdi. Dizlerim dom. Ama Dilek sen ne çingene bir şey oldun. Niye şimdi ayağımda bir şey yapmadın? Bu akşam mı oldu? Su toplamamış ki ayakkabının içinden geldi.
gelsin. Şimdi Tarhan'ın traktörüyle eve döneceğiz bir de. Ayıp ediyoruz, arabada su yok, su. O yüzden öyle. Ay. Oh. Eve geldim. Şu an saat 20.37 ve bugünkü kararla hafta sonları yine yasak başladı. Yani tabii ki bizim işimizi çok etkiliyor. Yani hafta sonları dükkanın kapalı olması. Yani olursa olsun restoranlar şimdi Ramazan'a kadar açıkmış. Ramazan daha kapalı olacak. Tabii ki özel günler, kutlamalar vesaire olmayacak. O yüzden makyaj çok olmuyor. İnşallah bayramda vaka sayıları azalmış olur ve artık yani ne olacaksa lütfen kurtulalım ve bitsin. Çünkü o kadar çok sürünüyoruz ki ekonomik olarak herkes mahvolmuş durumda. Herkes muhtemelen birbirini çok iyi görüyor. İşte ben 8. şubemi açtım falan ama herkes diyor ki işte sende de para yoksa falan. Size anlattım bugün. Geçenlerde tweet atmıştım. Şu anda hayalimdeki arabanın sadece jantlarını alabiliyorum diye. Herkes benimle dalga geçmiş. Eğer sen de sadece jantlarını alabiliyorsan biz ne yapalım falan diye. Yani arkadaşlar ben gerçekten kolay para kazanmıyorum. Eğer bunu böyle olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kendi kendime sürekli bir şeyler yapıyorum. Yeni işler peşin. Yeni işler için Ar-Ge yapıyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Yani ben de gerçekten yan gelip yatmıyorum. Çalışıyoruz hepimiz ve çok zor zamanlar geçiriyoruz. Herkes gibi biz de. Herkesin önüne ekmek koymaya çalışıyoruz. Maaş vermeye çalışıyoruz. Acitasyon da yapmayacağım. Ama arabayı alamıyorum neticede istediğim arabayı. Hani sonuç olarak şu an benim yıldızımın en parlak olduğu dönemde, kendimce para kazandığım bir dönemse, şu dönemde bile istediğim arabayı alamıyorum. Öyle düşünün. Ve geleceğe dair hiç umut dolu bakamıyorum o yüzden. Neyse. Yani çok içinizi karartmayacağım şu anda. Bodrum şubemiz gerçekten bizi çok zorladı. Şu anda yani neredeyse 3 aydır falan. 3 aydır evet. Bodrum şubede çalışacak eleman arıyoruz. Benim dileğim bize gerçekten gönülden bağlı olsun. Ben ona elimden ne geliyorsa vereyim. Onun koluna bir altın bilezik takayım. O da Alaniye Barı sahiplensin, evi gibi görsün. O bize neler katabilir, biz ona neler katabiliriz, ona baksın. Ben gerekirse ona sıfırdan Nil eğitimi vereyim istiyorum. Kafamdaki bu. Hani tamam zaten artık çok bilir kişi aramıyoruz Bodrum için. O yüzden şimdi sıfırdan eleman eğitmeye başladık. Bu yaklaşık bir ayımızı falan alacak. O yüzden uzun sürüyor Bodrum'u açmamız. İçerisi çok güzel oldu. Hiç diğer şubeleri aratmayacak kadar ütopik bir nail bar yaptık. Fakat yani çalışıyorum yani. Bu geçtiğimiz dönemlerde biraz işte sıkıntılıydım. Böyle hem işte sosyal medyada hem çok var olmak istemediğim dönemler oluyor. Çok fazla kendimi göstermek, çok böyle hani yoruma açık olmak istemediğim dönemler oluyor. Çünkü biliyorum yani psikolojim o dönem her yorumu kaldırmayacak. O yüzden çok story atmak istemiyorum ama maalesef bir markayla anlaşmam varsa ve o story'yi mecburen o gün atmak zorunda kalıyorsun ve insanların taarruzuna açık kalıyorsun. Açık bir şekilde bekliyorsun. Bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Yani o gün giydiğim, işte yediğim içtiğimi koymuyorum zaten. İş yapıyorum. Maalesef işte influencerların işi bu. Yani reklam yapmak. Aynı zamanda yürüttüğüm bir de şirketim olduğu için sıkıntılı dönemler geçiyoruz herkes gibi. Ama çok şükür çok güzel haberler almaya devam ediyorum. Pandemi şartlarına rağmen inanılmaz derecede hızlı büyüyen bir markaya sahibim. O yüzden çok mutluyum ve gururluyum. Hayatımda başka ne değişik oluyor. Sormak istediğiniz, yani hani soru cevap yapmak istemiyorum çünkü karşıma eminim ki sizin gerçekten cevabını merak ettiğiniz soruları cevaplamayacağıma eminim. Çünkü hani çok özel falan deyip geçiştireceğime de eminim. O yüzden hiç yalan söyleyip size soru cevap yapmayacağım. Kendimi övmek için varsayımlar videosu da çekmeyeceğim. Hayır aslında çok mesafeli bir insanımdır falan. Saçma sapan kendimi de anlatmayacağım yani. Zaten 3 senedir beni izliyorsunuz. Gerçekten merak ettiğiniz ne var? Sevgilin var mı? Yok. Sevgilim yok. Hayatımda hiç kimse yok. Sadece çalışıyorum inanın. İşe gidiyorum. Eve geliyorum. İşe gidiyorum, eve geliyorum. Zaten 9'dan sonra yasak var. Size yemin ediyorum. Müşteri arkamda gördüğünüz televizyonu açıyorum. Bunu hep söylüyorum. Avrupa Yakası'nı izliyorum. İşte Modern Family izliyorum. Bir şey izliyorum ve uyuyorum. Hayattaki tek heyecanım işe dair heyecanlar oluyor. İşte işe dair ufak tefek gelişmeler. Gerçekten hayatımda size böyle dedikodu kaos verebileceğim hiçbir an yok. Yani ne hayatımda biri var, ne biriyle flört ediyorum, ne biriyle yazışıyorum ki çok zordur bilen bilir. Hiç kimseyle flört etmiyorum. Mesajlaşmıyorum yani. Hani böyle kalbimi çarptıran, böyle pıt pıt eden bir an bile yok. Olduğum halimden oldukça mutluyum. Kendi başıma hayatımı devam ettiriyorum. İşime, kariyerime odaklıyım. En başından beri böyleydim zaten. Başka yapmak istediğim hiçbir şey yok şu an hayatta. İnanın bana. Zaten her şey oturduğu zaman onlar da arkasından gelecektir eminim. Çünkü artık yanlış kararlar almaktan, yanlış tercihler yapmaktan ve işin sonunda kendimi yıpratmaktan çok yoruldum. Bu benim işime çok yansıdı. Sizin belki
bilmediğiniz böyle arada ufak tefek kalp kırıklıklarım oldu. Ama sonrasında fark ettim ki bana çok yansıyor yani işime, psikolojime, hayatıma çok yansıyor. Ben devam ettiremiyorum gerçekten o kadar. Hani bir önceki gün kavga, kıyamet ya da çok üzüldüğüm bir durum yaşadığımda ertesi gün işe hiçbir şey olmamış gibi gidemiyorum. O yüzden dedim ki yapmayayım ya yani şu anda yapmayayım bu işi. Ben karşı cinsle iletişimimi bir süre keseyim ve bu şekilde devam ediyorum yani. Başka hayatımda hiçbir gelişme yok kısacası. Onun dışında hayatımda başka neler oluyor? Ofisimi açtım. Ofiste her şey yolunda gidiyor çok şükür. Yukarıda Bağdat Caddesi'nde işler yolunda gidiyor. Çok tatlı bir hocayla anlaştım tekrar spor için ve işte spora başlayacağım bu perşembe günü. Bu arada terapiye başlamıştım. Bir süre terapiye gittim işte psikoloğa. Ya şeyi fark ediyorum yani terapide bütün problemlerimi çözdüğümü düşünüyorum ama eve geldiğimde tekrar böyle hani bir ara çok kötü oldum sizinle hiç konuşmadığımız ve görüşmediğimiz dönemde. Bir hafta falan evden hiç çıkmadım. Kötüydü yani benim için. Bunu bilmiyorum yaşayan bilir belki de. Hani bu çikolata yiyip filmi izlediğin depresyonlardan değildi yani böyle. Sadece yattım. Sadece tavana baktım. Her dakika ağladım ve hiçbir sebebim yoktu. Eminim kendinden bir şeyler bulanlar çıkacaktır. Hiçbir sebebi yokken yani hiç aslında çok şükür her şey yolunda giderken değişik bir buhran yaşadım yani. O anda hiçbir şey moralimi düzeltemezdi de. Sonra onu böyle bir atlattım derken bende böyle çok garip şeyler oldu. Böyle hani kusmaya başladım. Hayatımdaki tüm gelişmelerde kusmaya başladım falan. Dilek'le kavga ediyorum, kusuyorum. İşte işle alakalı bir şey oluyor, kusuyorum. Hep mideme vurmaya başladı. Çok değişik kısa bir dönem yani. Çok kısa bir dönem. Gerçekten o kadar kale alınacak bir şey değil. Bir ara böyle bir tiklendim falan. Buse dedi ki işte ne yaptın be falan dedi. Ne yaptın falan dedim. Ellerimi böyle önümde durduğunu sanıyorum. Ama aslında şöyle yapmışım omzumu ve bu büyük bir hareket yani. Fark etmemesi zor bir hareket. Ve bunu falan sonra böyle birkaç defa kendimi yakaladım böyle şunu falan yaparken. Dedim ki ben herhalde yani çok stres altındayım yani. Çünkü hayatıma gerçekten çok kayda değer bilmiyorum ya da kendi bilinçaltımda büyütmüş de olabilirim. Çok büyük bir problemim olduğunu düşünmüyorum. Hep kafamda çözüyorum aslında. Ama bir şekilde de böyle şey çok büyük bir sorumluluğun altına girdiğim için özellikle pandemi beni çok yıprattı. Bir sürü şube açmak ve onların sorumluluğunu da çok üstlendim. Kendi içimde çok stres oldum. Hani onlar para kazanıyor mu ne yapıyorlar falan. Derken hiçbir şey yapmasam bile ya taş taşımasam bile mental olarak çok yorulduğum bir dönemde. O yüzden böyle sinir hastası gibi dolaştım bir süre. Sonra annemle bunu konuştuğumuz zaman böyle tiklerim oldu, kusmaya başladım. Bir hafta evden çıkmadım. Çok kötüydü yani böyle. Muhtemelen belki story atmışımdır bile yani. Onu çaktırmamış olabilirim. Çünkü zaten hani show must go on. Kesinlikle o zaman bile anlaşmalı olduğun işi paylaşmak zorunda kalıyorsun falan. Bir ara dedim Sercan'a söyledim yani. Sercan ben bir süre iş almak istemiyorum yani. Biz bir 3 gün falan hiç böyle bir paylaşım yapmadık falan filan. Tam hani ne zamana gelir ve ne zaman olduğunu hatırlayamazsınız diye düşünüyorum ama ben de hatırlamıyorum çünkü. Sonra annem bana bir doktor buldu. O doktor çok böyle uzun saatler seninle konuşan bir doktor. Yani bir gidişte 6 saat oturuyorsun. Hani böyle doktor gibi değil kahve sigara. Hani oturup hani çok böyle rahat öyle bir terapi ortamı. Onunla böyle bir 2-3 kez görüştükten sonra bir tık toparlandım. Önceliklerimi farkına vardım. Kendimi farkına vardım. Elimde tuttuğum şeyin değerini anladım falan derken o buhran döneminden çıktım. Çok müthiş miyim? Şu an değilim. Sadece bir geçiş dönemi yaşıyorum. Şu an için her şey çok yolunda. Dediğim gibi bir geçiş dönemindeyim. Şu anda da tam kafam böyle salmış olduğum, tamamen saldığım ama ve saldıkça da iyi haberler aldığım mutlu bir dönemimdeyim. Bakalım. İnşallah her şey çok güzel olacak hepimiz için. Çok uzatmayacağım ama 15 dakikadır konuşuyorum. Burayı çok uzatmayacağım. Evdeyim. Yarın ofise gideceğim. Ofisi size bir göstermek istiyorum neler yaptığımı. Böyle. Beni merak ettiyseniz bendeki gelişmeler bu yöndeydi. Ben şimdi makyajımı falan çıkaracağım. Yarın sabah görüşürüz. Ben az önce sayfa sayfa konuştum. Hiçbir şey çekmemişim. Nasılsınız arkadaşlar? Ben de çok iyiyim, sağ olun. Şu anda ofisteyim. Aslında ben bugün saat kaçta? 9.30'da uyandım. Saat 11'de ofisteydim. Bir misafirim vardı. Kendisiyle saatlerdir burada oturuyorum. Şimdi gitti. Ve şimdi ben de arkadaşlarımla yemeğe gideceğim. Şeyde, Gümüşsuyu'nda Artisan M Gallery diye bir otelin içerisinde Madame Nietzsche'ye gideceğim. Bu aralar çok popüler bir yer. Zaten Bozcaada adam bildiğimiz ve çok sevdiğimiz bir yerde. İstanbul'a geldi. Tavsiye ederim yemekleri çok iyi. Aynı zamanda sanıyorum ki konaklıyorsanız akşam 12'ye kadar da açık. Çok güzel bir meyhane tarzı bir yer. Size şimdi ofisi şöyle bir minik göstereyim. Şuraya işte bir tablomuz gelecekti bizim de. Gelmedi. Şöyle bakın. Hiç benlik değil farkındayım. Böyle çok sade, dümdüz bir ofisim var. Burası benim odam. Şöyle.
Böyle. Burası benim ofisim. Gayet sade, şık. Annemin şimdi çingene çadırına gideceğiz birazdan. Burası böyle. Şöyle ben. Sonra cimam. Annemin çingene çadırı odası. Arkadaşlar keşke bu dokuyu hissedebilseniz. Duvara. Aa, sormayın. Bu resmi bilen bilir. Annem bunu buraya asmış. Tuvaletimi gösterir misin abi? Tamam, bir saniye, yani şuraları göstereyim. Gösterecek çok şey var. Annemin büyük ekran TV'si. Güvenlik kamerası. Büyük ekran TV'si. Stüdyodan sehpayı çalmış. Evden birkaç bir şey çalmış. Burası da işte masası falan. Burada böyle. Bakalım banyosuna. Evet, banyosu da oldukça natürel. Mor ve kırmızının hakim oldu. Buraya nedense bir bakım köşesi yapmış. Şöyle renkler hakim. Banyomuza gidelim dilerseniz. Ay keşke bunu ofis türü diye çekseydim ben. Ayrı bir videoda. Burada hala logomuz var. Girişte şöyle bir şey karşılıyor sizi. Resimlerin olduğu raflar. Gördüm. Evet. Burada böyle ıslak mendillerimizin falan durduğu, vazolarımızın durduğu bir şey var. Burada böyle. Şurada şöyle. Ve burada banyomuz var. Banyomuz da çok güzel oldu. Böyle. Banyomuz var. Burayı kökübetti. Burayı kapattık işte. Ay ben göz olduğunu görmemiştim. Çok göz güzel olmuş. Burada da Melis'in odası var. Biliyorsunuz Melis asistanım. Oldukça sadelikten yana kullanmış oda odasını. Böyle bir odası var onun da. Benim odamda kamera yok, nasıl buralarda var? Hayır takılacak. Benimki takıldı. Bu seninki arızalı çıktığı için. Allah Allah. Bugün takılacak. Şey, yarın sabah takılacak buraya. Şimdi şeye gideceğim de, karşıya geçeceğim için hiçbir şey yemedim sabahtan beri. Kahvaltı da etmedim. O yüzden şey yapacağım. Getirden bir şeyler söyledim. Bir sandviç falan, hani en hızlı getirir diye. Onu ağzıma tıkıp yemeğe gideceğim. Evet, bu doğru. Çünkü yol uzun biliyorsunuz. Benim karşıya geçmem yol yani. Böyle işte arkadaşlar. Akşamları saat artık böyle 10 olsun 10.30 olsun da uyuyayım diye bekliyorum anne, biliyor musun? Çünkü biliyorsun yarın da aynısı olacak. Öbür gün de aynısı olacak. Çalışıyorsun işte. İnşallah bayramdan sonra artık yani. Bilmiyorum bu arada. Düzeldiğinde de ne olacak onu da bilmiyoruz. Ne yapacağız yani, onu bilmiyoruz. En azından yani tamam, yaz gelsin. Akşamları yemeğe gidebilelim. Böyle bir şey olamaz. Ben de çok kötü durumdayım valla. Neyse artık. Ay getirim nerede? Günaydın arkadaşlar. Bir dakika sizi bir sabitleyeyim. Evet arkadaşlar günaydın. Sizi ben en son restoranda bırakmıştım. Restorana gitmeden. Restorana çektim ama arkadaşlar ben rakıyı bıraktım. Fena bir jübile oldu benim için. Gerçekten zirvede bıraktım diyebiliriz. Bıraktım tamamen. Belli ki çünkü bazı içkiler vardır. Size dokunuyordur ve içemezsiniz. Onlardan biri rakıymış benim için. Bu yüzden rakıdan vazgeçtim, artık içmeyi bıraktım. Spora başlamak için harika günlerdeyiz. Bilmiş olun. Biz de Dilek'le aslında 2-3 hafta önce konuşup okeyleşmiştik. Başlamak bugüne kısmetmiş. Spora başladık. Gittiğim yeri de gösteririm. Yani tanıştık ve ilk defa gideceğiz. Yeni bir hocamız var artık. Bakalım bu sefer inşallah bırakmayız. Çünkü ben gerçekten çok kötü besleniyorum. Dün akşam mantı ve piyaz yedim. Normalde diyetisyene de gidiyorum bu arada ama onun haberi yok. Dün akşamı da, dün değil bu arada, ben bir gün çekmedim size. Dün full hangover'dım çünkü. O gün sarhoşluktan garsonları falan darlamışım. Mekanı anlatmaları için. Sanki bana para vermişler gibi. Darlayınca da ben de sildim bütün görüntüleri yani. Siz öyle yemeği ekmişim, çok içmişim gibi düşünün. Hayal edin bir sinisin. Eğer hamile olsaydım 4,5 aylık falan gibi böyle belirmeye başlardı karnım. Aynı o şekilde. Zaten şu an göremezsiniz ama ben yukarıdan çok net bir şekilde görebiliyorum. İnanılmaz bir göbeğim oldu. Ne içime çeksem gidiyor, ne şoplasam gidiyor. Çok fena yani. Siz beni gerçekten böyle ufak tefek bir şey sanıyorsunuz ama ben çok iriyim. Hani kiloyu falan da kimseye kilolu demiyorum şimdi, 38 beden şişko denmez 38'e ama ben iriyim. Hemen gidelim. Bir an önce çıkmak istiyorum. 5 dakikaya çıkabiliriz. Dilek. Ya Dilek de yiyorsan ye, spora gel de. Üf. Ya Dilek'in çünkü öyle bir kilo problemi yok, benim var. Var. Dilek bir de çok kötü besleniyor. Ben bir ara diyetisyene gitmiştim Ahu'da. Yine gidiyorum yani zaten. Bugün spordan sonra Ahu'ya gideceğim ama diyetle ben 2,5 kilo vermiştim. 1,5-2 haftada. O da ödememiş zaten. Çok fazla içki içtiğim için. İçki bırakınca gitmişti. Fakat sonra ben bir sal, yani kilomu söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. 62 falandım. Sonra işte bir ara bir 59'u gördüm falan derken
Şimdi hedefim 56 falan. Şu an kaçsın yani? Şu an 62'dir, geri almışımdır hepsini. Burada tarta var, gel bakalım. Çok... Takipçilerinin önünde bunu yapar mısın? Yapmayacağım ama. Gel bakalım. Çok yok dedim. Tamam söylemeyeceğim. Gel. Vallahi 63 yapmış. Tamam çıktı çıkardım. Söylemeyeceğim görme. Ayakkabıları falan çıkaracak mı? Hayır abla çık. 2 kilo düşerim ben onu. İyi. Aa, çok iyi. 62 çıktı bana, iyi diyor. Ayakkabılar var. Ayakkabılarla, ayakkabılarım bu arada oldukça ağır. Arkadaşlar haberiniz olsun. 61'imdir hadi. Ama bir 56 kilo olmam gerekiyor benim fiziğime göre. 1.70 falan boyum. 69-70 yani. Bir yerde 69, bir yerde 70 çıkabiliyorum. Ayna grubu gibi çıkıyorsun arkadan gözlüklerine. Hadi çıkalım artık. Arabada çek çok istiyorsan. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar evet. Spordan çıktık. Dilek nasıl buldun ilk dersi? Beklediğimden çok daha güzel geçti. Evet. Hiç zorlanmadım. Kalkarken de zorlanmadım. Hevesliyim. Makinayız ya biz. Ya bak Erto iki koy. Ay beni tanıyamayacak kimse. Erto uzay makine evet. Koy şuraya. İki ay bizi kimse tutamaz. Var ya beachlerde ben Trendyol Milla beach verilerimle ne var ya salına salına yürümez miyim ben? Hadi bakalım şimdi bu olurum düşünsün. Arkadaşlar durun bir dileği bırakıyorum. O insin de ondan sonra. Sağda mı kaldı? Dileği bir bırakıyorum sonra size anlatacağım ne yaptığımızı. Evet arkadaşlar dileği bıraktım şimdi ofise gidiyorum. Şurada şöyle bir şekerci var bakın caddede oturanlar. Ya da burayı bilenler var mı yani? Kimse gitmiyor mu? Ben ismini bile duymadım ama o kadar güzel bir yer ki. Neyse şimdi şekerden konuşmayalım. Fena halde healthy life'a başladım çünkü son dediğim gibi bir iki haftadır çıkardım ama bilerek yani. Dün akşam piyazla mantıyı aynı anda yedim falan. Yani çok kötü şeyler yaşadım. Bu arada sporu terapiye gittim demiştim. Terapistim serotonin salgılamam için önermişti. Yani o zamanlar vücudum bana çok fena gelmiyordu. Hani fena derken üşeniyordum yani. Spora başlayacak kadar bir aciliyetim yokmuş gibi hissediyordum ki var aslında. Yani kesinlikle bir şey yok. Siz beni gerçekten sosyal medyada tam anlayamıyorsunuz. Göbeğimi, bacaklarımı, neyin var falan diyenler oluyor. Çok daha üstüne gitmek istemiyorum bu durumun. Eminim kendinden çok daha rahatsız olan insanlar vardır. O yüzden kendi kendimi çekip ağlamayacağım yani. Herkesin kendine göre fazlası olabiliyor. Ben diyorum ya gerçekten mutlu olmak istediğim için spora başladım ve yogaya da başlayacağım. Zaten daha önceden gidiyordum biliyorsunuz karataya. Ona tekrar başlayacağım. Bunların hepsi gerçekten kendimi iyi hissetmek için, bir işe yarıyor hissetmek için falan filan. Nereye spora başladığımı da bırakayım aşağıya. Hocamızın ismi İpek. Onun da Instagram'ını bırakayım. İnceleme fırsatınız olursa bakarsınız. Bugün dediğim gibi Ahu'ya gidiyorum. Orada görüşürüz. Bakın cildinize öyle hasar bilmem ne falan yok. Bir tek burada damarlar biraz benim. Burası biraz hassas. Biraz en hassas yeriniz orası. İşte size inanın o kadar güzel yapılacak ki çok ya. Güzel oluyor. Bir hafta sonra zaten belirtisini görürsünüz. Tamam süper harika. Millet diyecek ben yani. Zaten dayanıyorum öyle acılara. Ay yok dayanırsınız valla ben de dayanıyorum. Sıkıntı değil. Hiç merak etmeyin mıncıklayacak ses topu veriyoruz size. Evet. Onu mıncıklarsınız tamam. Tamam anlaştık. Öyle. Temizledik yani. Cildimizi. Şu an mesela hiçbir şey yok cildimde. Ben sadece de. Temizledik yani. İşte vitamin serum var sürürdüm. Oksijen maskesi yapıldı falan. Ben bayağıdır gelmiyordum. O yüzden biraz fısırdamış buraları falan. Yani inanın bana gerçekten bu cilt şakaya gelir şeyler değil. Böyle para alıp da bahsedebileceğiniz türden reklamı yapılabilir şeyler değil. Cilt bakımında Ahu'ya, dolgu ve botoksta da Ezgi'yi Karaveloğlu'na gidiyorum. Başka hiç kimseye gitmiyorum. O yüzden gerçekten anlatırsam eğer uzun uzun bunu reklam olarak algılamayın. Ne olduğunu bilin diye anlatıyorum. Herkes burada bana okuyor. Şimdi bana Ahu dedi ki derinin altına vitamin verelim enjeksiyonla. Çünkü benim şuralarımda bir bariyer bir şeyler dediler. Bakın zaten anlaşılıyor. Buralarım kırmızı daha hassas. Biraz fosurdamalarım var azıcık. Ama içi böyle dolu dolu patlatabileceğiniz, sıkabileceğiniz tarzda değil. İşte biraz stresten falan oluşan şeyler. O yüzden enjeksiyonla önce uyuşturacağız. Ve sonra da enjeksiyonla vitamin vereceğiz. Buraya gelince çıkamıyorsun çünkü. Her şeyi yaptırmak istiyorsun. Burada fiyatlar pahalı gelirse. Bunu söyleyeyim. Ben indirim yaptırtırım. Çünkü cilt bakımı pahalı bir şey, haklısınız. Ama hayatınızda kendinize yapabileceğiniz en önemli yatırımlardan biri olabilir. Yani cilt iyi olmadıkça milyonlar verdiğiniz makyaj malzemeleri de hiçbir işe yaramaz. Bunu anlamanız lazım. Bu yakada oturanlar lütfen gelip bir tanışın, konuşun rica ediyorum. Hiç bir kuruş almıyorum. Vallahi bile bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Lütfen reklam olarak düşünüp başka bir kategoriye koymayın Ahu'yu. Sadece çok düzenli geldiğim için
söyleyeyim dedim. Neyse, maraton başlıyor. Çok detaylara girip sizi boğmayacağım. LPG böyle bir alet. Böyle ala tok göz yazılı. Yani ah gerçekten şunu değiştirir misin? Bunu izliyorsan. Bu ne Allah'ını seversen ya? Tok göz ne ya? Bu benim çorabım. LPG çorabımı giyince göstereceğim. Bunun üzerine yapılıyor şu aletle bir şeyler. Çıkınca da ne olduğunu anlatırım. Şu an sizi sıkmak istemiyorum. Bir geyim. Emsilim buyum arkadaşlar. Şu an görmeniz mümkün değil ama popomun altına. Popomun altına bazı aletler bağlandı. Hiç hoş durmuyor. Bir de bana hayatın renkli değil derler. Daha ne kadar renkli olabilir hayatın? İnanılmaz topu kaldırıyor bu arada. Şimdi de bana mezoterapi yapacağız. Ama özellikle bütün yapılış aşamasını çekeceğim ki acırsa falan siz de görün. Sonra acıtmasından çekiyorum diye. O yüzden bütün işlemi böyle güvenlik kamerası gibi elimde tutup çekmeyi planlıyorum. Şimdi önce cildinizi temizleyeceğim. Uyuşturduk zaten cildimi şu anda. Evet, şu an uyuşmuştur. Özellikle dudak kenarını uyuştuğunu evet, hissediyorsunuzdur. Mezoterapi nedir? Şimdi şöyle, cildin neye ihtiyacı varsa, leke ise leke, anti-aging istiyorsak anti-aging, birazcık hani nemlensin, kızarıklığın var vesairesi, hani hepsinin ilacı aslında farklı. Ve biz burada cildin neye ihtiyacı varsa o ilacı kullanıyoruz. Bana nasıl, ne yapacağım? Yani mesela sizde leke yok. Çok güzel duru, tek ton bir cilt. Birazcık daha dolgunluk, birazcık daha duştan canlılık. Çıktığımızda bile bir nemli, bir canlı, ışıl ışıl. Şimdi ilaç. Bu kadar. Çok yok. Acılı mı? Hayır değil. Tamam. Bu kadar yapacak. Önce renk tonu eşitsizliği. Ne kadar uzun sürecekse belki dayanılamayabilir. Yani evet. Aslında çok da hızlı bir işlem. Şu anda önce bir tık renk tonu eşitsizliği ve leke için çalışıyorum. Bir de oralar kötü ya. Evet. Burası çok hassastır. En acıyan yer şu kısımdır. Ama bir tık orası da açılsın istiyorum. Çünkü diğer yüz genelinde hiçbir problem yok. Evet, şu anda bitti. Hiç korktuğum kadar acımıyormuş. Yani uyuşturduğumuz için. Ama bu arada şöyle de bir gerçek var. Hani acı eşiği düşük olanlara acılı olabilir. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani sıfır acı diyemem. Acılı kesinlikle acılı bir işlem ama bana öyle korktuğum kadar dayanılmayacak bir şey gibi değildi. Hem de çok hızlı bittiği için hemen tık 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 tık. Ya görüntüsü bu ama şey. Ya bir saate hafifler. Evet evet. Yarın böyle bir şey kalmıyor zaten, böyle bir görüntü. Zaten gösteririm yarın size. Bakalım sonuçlarına. Güzel kişiler şey katlanıyorum. 6 saattir burada olmam gibi yani. Bitti. Evet arkadaşlar, şu anda Ahud'a geçirdiğim 5.5. saat doldu. Akasya'ya gidiyoruz. Tara annemin arabasını sürtmüş. Ben hala duvara bakıyorum. Yani inanamıyorum gerçekten. Her şeyden önce annemin Tara'ya neden arabasını verdiğine hiç inanamıyorum. Yani 3 kişi yola çıktık. 2 araba var. Neden biri Tara'ya veriliyor? Halim yoktu. Araba kullanmaya. Öyle araban sürtülür işte madem öyle. Büyük araba zaten, kullanması zor yani. Neyse, gördüğünüz gibi yüzüm o kadar korkunç olmadı. Mezoterapi. Ayrıca vücuduma da biraz ozon enjekte ettirdim. Benim için çok verimli bir gündü. Şunu söylemek istiyorum. Eğer Ahu'ya gitmek isterseniz, sizin için %10'luk bir indirim aldım. Biz Ala'dan geldik derseniz size %10 indirim yapacak istediğiniz işlemlerde. Hem göbeğime ozon enjekte ettirdim, hem bacaklarıma. Yüzüme de mezoterapi yaptırdım. Bunların hepsi inşallah iyi geri dönüşlerle. Çünkü ben oradan bayağı Ajda Pekkan gibi çıktım. Hiperaktifim diye böyle. Hiç ağzım, hiçbir yerim oynamıyor artık. Ama gerçekten çok seviyorum. Bakım günü oldu. Şimdi Akasya'ya gidiyoruz. Bir şeyler bakacağız. Bilmiyorum orada ne kadar sizi elime alabilirim. Görüşürüz. Eve geldim. Kim kırdı bu aynayı? Kim kırdı aynayı? Kim mesela ile devirmiş olabilir aynayı yere? Uğraşamam bile, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar birazcık alışveriş yaptım. Göstereyim mi size? Halim de yok ama göstereceğim. Yani giysem hatta iyi olur. Durun ben bir suyunu dökeyim de. Ay bir dakika. Bu bugün Bershka'dan aldığım takım. Böyle
saten gibi altım medium, üstümü large aldım biraz bol olması için. Ayağıma da bir Air Force'a falan dümdüz bembeyaz bir ayakkabı, crop bir, şu an ilk bulduğum şey giydim. Crop bir tişörtle böyle giymeyi düşünüyorum. Ne zaman giyeceğimi çok bilmiyorum. İşte cumartesi çekimde giyebilir miyim onu da bilmiyorum. Biraz kırışabilen bir şey bu çünkü. Bir de diğer aldıklarımı göstereyim diyorum. Bu da Zara'dan aldığım böyle bol bir pantolon. Bunu da böyle bir Air Force'da, yine her şeyi Air Force'a göre yapmışım. Bir beyaz tişört, bir belki bir bomber bilmem ne. Şöyle ışıkta daha iyi anlarsınız. Şöyle böyle bol bir pantolon. Böyle bir şey aldım. Bunu yarın Emrecan'ın doğum gününde de giyebilirim, bilmiyorum. Bir şey aldım. Bir dakika göstereceğim. Böyle yüzüm falan da çok korkunç mezoterapi yüzünden. Şu her yıl mutlaka bir kere alıp kaybettiğim Ray-Ban gözlüklerden aldım. İndirim vardı. Şeyden, Sunglass Hut'tan aldım. Bu benimki eğimlisinin, büyük boyunun polarizesi. Ben bunları bayağı bir beğeniyorum. Bu büyüğü dediğim gibi. Tarihe'de küçüğünü aldık. Bana büyüğü daha çok yakışıyor. Ufağındansa. Hiçbir şey görmüyorum bu arada. Kameranın ekranını görmüyorum taktığım zaman. Bu gözlüğü aldım. Devam ediyorum. Bugün Benjamin's'e gittim aynı zamanda. Şu tişörtten aldım. Yeni sezon olması lazım. Asıl bir de pantolon aldım, onu göstereceğim size. Pantolon erkek reyonundan, small beden. Şöyle cepleri var. İki tarafta da şöyle cepli, bakın. Böyle pantolonu aldım. Bir tane de işte şu renk. Bir şapkam yoktu. Şu kepten aldım bu renkte. Yani aslında başka ilginizi çekecek bir şey yok. Durun bir dakika. Toparlayacağım şuraları, geliyorum. Yüzüm şiş ve çok kötü bir dokusu var. Görenleri ürkütebilir. Bakın bakın. Geçecekmiş yarın sabah. Ay, uzaktan çok daha kötü. Nasıl çekeceğim bunu ben böyle? Arkadaşlar, köfte yedim. Yanında çok azıcık bir piyaz yedim, sossuz. Ay, bana bu uyku çöktü. Nasıl uyuyorum şu an biliyor musunuz? Pat diye uyuyorum. Bu arada çok uykum olduğundan ya da yorulduğumdan değil. Tamamıyla günün bitmesi ve ertesi güne geçmek için uyuyorum. Yani yoksa ne artık izleyecek dizi kaldı, ne yapacak bir şey kaldı, ne, hiçbir şey kalmadı. İşte bir pişi var. Pişi de bu odanın hayaleti gibi, asla buradan çıkmıyor. Bir yatakta böyle ikimiz çürüyüp gideceğiz yani. Normalde bu vlogu ben yarına da devam ettirmek istiyordum ancak cumartesi bir programa konuk olacağım için, yarın da Emrecan'ın doğum günü yemeği olduğu için dedim ki ben yarını başka bir vlog olarak çekeyim. Çünkü bu artık muhtemelen çok konuştuğum için çok uzun bir vlog oldu. Hemen ardından onu yayınlarım. Sıkıntı yok. Böyle arda arda pataküte çekebiliyorken çekip yayınlarım. Arkan dönüp niye oturuyorsun peki? Şimdi ben bu vlogu kapatıyorum o zaman. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok sağ olun. Uzun bir zamandan sonra beni bırakmadınız. İzlemeye devam ediyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hemen bir sonraki videoda buluşacağız. Söz veriyorum, yarın ve ondan sonraki gün çekeceğim. Hoşçakalın. Lütfen abone olun. Videoyu beğenin. İyi söyleyecek bir şeyiniz varsa hiç çekinmeden yazabilirsiniz. İyi akşamlar.